el öpmesi efendim, velinin, alimin elini öpmesi, cemiyet içerisinde itibarlı hakimin, sultanın elinin öpülmesi, bu edep İslami edeptendir. Şimdi peygamberin huzurunda peygamberi bulursak biz gelip böyle musafaha edeceğiz peygamberle. Aşağı indik. Eğilip öpmeyeceksin. Yahudiler geldi. İslam oldu. Eline kapandı. Elini öptü. Ayağını, düştü. Ayağını öptü. Ya peygamber insan öpme demedi. Bu habisten nerede buluyor bunu? Hakikaten yani hürmetli kimse kalmasın cemiyetin içerisinde. Hürmetli kimse olursa hürmetli kimse toplar. Bunlar etrafına adam toplayacak insanları istemez. Bunlar kalpleri toplayacak adamı istemez. E sen muhabbetinden öpeyim. Ben gel de elimi öp dediğim var mı? Şimdi bizim Ehl-i Sünnet'in kitaplarında, Arapça kitaplarda yazılı da, en son Ömer Nasuhi Efendi Hazretleri'nin yazmış olduğu Büyük İslam İlmi halinde efendim onda da gösteriyor. Alimin eli öpülür, velinin eli öpülür, efendim adil sultanın, adil hakimin eli öpülür, ana babanın eli öpülür, şerefli, itibarlı kimselerin eli öpülür. Yani el öpülebilir, hürmettir ve saygı işaretidir. Bizim atalarımızdan tevarüs ettiğimiz güzel edeplerimizdendir. Onu da yıkmak isterler. Vehhabi mezhebindekiler. Ki sen ben ben. E o komünisteye yol açar. Ondan sonra velinin elinin öpülmesi, alimin elinin öpülmesi vardır. Yalnız erkekler öper diyerekten de bir kayıt yoktur orada. Herkes öpebilir. Cahillik insanları berbat ediyor. Allah ıslah eylesin.